Değerli öğrenciler, uluslararası ilişkilerde araştırma yöntemleri dersimize hoş geldiniz. Bu hafta üçüncü üniteyi işleyeceğiz sizlerle ve üçüncü ünitemiz örnekleme yöntemleri. Dolayısıyla araştırma yöntemlerinde ne tür örnekleme yöntemleri olduğunu ve bunlarla ilgili ne tür örnekler verebileceğimizi hep beraber işleyeceğiz. Değerli öğrenciler, önce örneklem süreci içerisindeki temel terimlere bakalım. Birincisi hedef kitle. Hedef kitle bizim çalışma evrenimizdir. E, matematikte de e, biliyorsunuz bu aslında buna çalışma evreni ya da evrensel küme diyebilirsiniz. Ancak dikkat edin burada yani üzerinde araştırma yapacağımız bizim hedefimiz olan kitle bizim evrensel kümemizi oluşturacaktır. Çalışmamızda üzerine eğildiğimiz ögelerin toplamı diğer bir ifadeyle araştırılmak istenen konunun en geniş kümesidir. Biz buna dediğim gibi evrensel kümede diyebiliriz ama bu bizim üzerinde araştırma yapmak istediğimiz ögelerdir. Biz bu ögelerin içerisinden bir kısmını alıp inceliyoruz. Çünkü daha sonra söyleyeceğimiz gibi zaman ve maddi kaynak açısından elimizde yeterli imkan olmadığı için genelde biz bu hedef kitle içerisinden belirli grupları alıp seçiyoruz ve bunlara örneklem ya da örnek grubu adı veriliyor. E, tam tarif edecek olursak hedef kitleyi temsil amacıyla araştırma amaçlarımıza uygun olarak seçilmiş ögelere örneklem veya örnek grubu diyoruz. E, çizdiğim şekilde de görece olduğunuz gibi E evrensel kümemiz yani hedef kitlemizse biz bunun içerisinden bir bölüm alıyoruz ve bu bizim örneklem kümemiz oluyor. Örnekleme ise e, bizim bu örneklem üzerinde yaptığımız çalışma sürecine verdiğimiz isimdir. Üzerinde gözlem ve ölçümlerin yapılacağı örnek ögelerini seçme sürecine, yani örneklemi seçme sürecine örnekleme ya da İngilizcesinden hareketle sampling diyoruz. Değerli öğrenciler, biz bu örneklemleri seçerken e, ve diyelim ki bir hedef listemiz, hedef kitlemiz var. Ve bunlar içerisinden bir örneklem seçeceğiz. Dolayısıyla biz bunun listelerini yapabiliriz ve örneklem içine kimlerin dahil edildiğini bu listeler aracılığıyla görebiliriz. Kitabınızda örnek liste diye verilmiş. Mesela hedef kitle içinde yer alan ögelerin seçilerek örnek içine dahil olma olasılığı olanların listesine örnek listesi ya da İngilizceden hareketle sampling frame diyoruz. Değerli öğrenciler ben kitabınızda da geçtiği gibi 4-5 tane liste adını yazdım ve nerelerden bu listeleri bulabileceğimizi özetlemeye çalıştım. Örneğin araştırılacak örnekler listede kapsanıyor mu sorusu önemlidir. Diyelim ki bir hedeflenen evren ögesi örnek listesinde yer alıyorsa biz bu öge listemiz tarafından kapsanıyor deriz. Diyelim ki Üniversite öğrencilerini araştırıyorsunuz, e, yüksek öğretim kurumuna gittiniz ve tüm yüksek öğretime kayıtlı öğrencilerin listesini aldınız. Eğer üniversitede okuyan öğrencilerin hepsi gerçekten bu listedeyse ve sizin üzerinde araştırma yapmak istediğiniz kitle ya da kişiler bu listedeyse bunların listemiz tarafından kapsandığını söyleyebiliriz. İkinci kritik durum katılım hakkı olmayan ögeler listemizde yer alıyor mu sorusu. Eğer hedeflenmeyen bir evren ögesi listenizde yanlışlıkla yer alıyorsa bu aslında bir sorun oluşturur. Diyelim ki öğrencileri araştırmak istiyorsunuz ama listenizde öğrenci olmayan ya da okulu bitirmiş, mezun olmuş kişiler de var. Bu kişilerin olması araştırma sonuçlarını olumsuz etkileyecektir. Çünkü öğrenciler üzerine araştırma yapıyorsunuz. Üçüncü önemli konu listede yineleme sorunu var mı? Ee, şöyle listenizde birden fazla ögenin aslında hedef kitledeki aynı ögeye karşılık gelmesi durumunda biz yineleme yani düplikasyon sorunu var diyoruz. Şöyle ki verdiğimiz örnekte eğer Hedef kitlede tek bir öğrenci var. Diyelim ki A kişisi var. Biz de bunu araştırmak istiyoruz ama listede bu kişi iki kere kaydedilmişse, örneğin hem ev telefonu hem de e, mobil telefonu kaydedilmiş ve biz bunları farklı kişiler sanıyorsak burada bir duplikasyon sorunu vardır. Dördüncüsü kümeleme sorunu var mı? Yani şöyle, listemizdeki tek bir öge hedef kitledeki birden fazla ögeye ulaşmaya neden oluyor mu? Bunlara da e, dikkat edelim. Biraz önce verdiğimiz örnekte de olduğu gibi, eğer e, bunun tam tersi olmak üzere diyelim ki elimizde bir hane halkı çizelgesi listesi var ama bu hane halkı listesinden biz birkaç tane haneye ulaşıyorsak diyelim ki e, geniş bir aile ise ve 3-4 aile diyelim ki dede, baba ve kişinin kendisi olmak üzere eğer üç aile oturuyorsa aynı e, tek bir ögeden farklı ögelere, değişik ögelere birden fazla ögeye ulaşmış oluyoruz ki bu da bir sorun olur. Çünkü e, burada e, hedef kitledeki kişilerin gerçek ölçümünü sistemimize dahil etmemiş oluruz. Değerli öğrenciler sık sık kullanılan, burada sık sık kullanılan hedef kitleler ve bunların örnek listelerine bakalım. A, haneler ve bireyler e, sırt listesi vardır. Şöyle ki biz haneler ve e, bireyler üzerinde çalışıyorsak mesela bu kitleye nasıl ulaşırım diye soru sorabilirsiniz. E, ve e, Türkiye'de şu listeler kullanılabilir. Örneğin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden seçilen hane adresleri olabilir. Yerleşim yerlerinin sokak isimlerini alabilirsiniz. Köy isimlerini alabilirsiniz. Telefon listelerine belki ulaşma imkanınız olabilir. Tüm tüm bu listelerden, hanelere ve bireylere ulaşabiliriz. B, müşteri çalışan dernek kulüp üyeliklerine ulaşmak istiyorsanız, e, bu durumda çalışanların ad adres iletişim bilgilerinin olduğu listeler kontrol edilir. Ya da dernek ve kulüplere giderek buradaki e, üyelerin isim adresleri alınabilir. Üçüncü durum kurumlar. Bireyler değil de kurumları inceliyorsanız. Örneğin eğer okulları inceliyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullar listesi alınabilir. Ya da firmaları inceliyorsanız ticaret odalarından firma isimlerini alabilirsiniz. Ee, dördüncüsü Olaylar listesi, örnek listesi hazırlamak isteyebilirsiniz. Eğer spesifik olayları inceliyorsanız bu kitleye nasıl ulaşırım diye sorabilirsiniz. Değerli öğrenciler buralardan daha çok arşivler, kayıtlarla örneğin evlenme arşivleri, daha önce herhangi bir ürün hakkında servis almış müşterilerin listesinden bu olaylara ulaşmak gayet normaldir ve kolaydır. Beşincisi nadir hedef kitleler. Eğer nadir hedef kitleler üzerinde çalışıyorsanız bunlara ait bilgileri nasıl bulacağız ve nasıl bir liste oluşturacağız? Burada da e, bu kitleye ilişkin kayıtlara ulaşmaya çalışabilirim. Örneğin diyabet hastaları üzerine inceleme yapıyorsanız hastane kayıtlarına bakılabilir veya Türk Tabipler Birliği'nin kayıtlarına bakılabilir. Ya da önemli bir konu olan Denek güdümlü örneklem yöntemi kullanılabilir. Şöyle bir örnek bulursam belki bu denek, bu örnek sizi başka deneklere götürecek. Ve bu deneklerden e, isim, adres alarak değişik örneklere, değişik deneklere ulaşacaksınız. Buna denek güdümlü örnekleme sistemi diyoruz ve bazen buna kartopi sistemi de adı veriliyor. Değerli öğrenciler neden örneklem seçiyoruz ki? Yani evrensel kümemiz var, hedef kitlemiz var. Peki neden örneklem seçiyoruz? Aslında çok basit zaman ve maliyet unsurları burada etkili. Yani tüm hedef kitleyi inceleyecek zamanımız yok ve maddi kaynaklara da sahip değiliz. E, diyelim ki Türkiye'deki 78 milyon 80 milyon kişiyi hedefledik ve ulaşmaya çalıştık. Bir kere bu e, mümkün değildir. E, yeterli zaman ve kaynağımız yoktur. Diyelim tüm üniversite öğrencileri inceleyeceğiz. Bu üniversite öğrencilerini incelemek de e, mümkün değil. Çünkü sadece açık öğretim sisteminde kayıtlı öğrenci e, neredeyse bir buçuk milyon kişi ve bunlara ulaşmak mümkün olmaz. Dolayısıyla belirli bir örneklem yapıp hedef kitlemizi seçip bunlar içerisinden örnek oluşturup onları inceliyoruz. Örneklem seçimi konusunda bir diğer önemli konu türdeşlik. Hedef kitledeki ögelerin özellikleri genelde türdeş değildir. Dolayısıyla bu nedenle e, türdeşlik azaldıkça örneklem çekmek zorlaşır. Eğer herkes türdeş olsaydı, örneklem seçmek çok kolay olurdu ve belki de gereksiz olurdu. Dolayısıyla türdeşlik yani benzerlik azaldıkça örneklem çekmek zorlaşır. Dolayısıyla metotların önemi burada devreye girmektedir. Hedef kitledeki herkese her durumu incelemek yerine örneklemi incelemek belki aslında daha sağlıklı sonuçlarda verebilir. Çünkü kitabınızdan takip edeceğiniz üzere tüm e, hedef kitleyi incelerken geçecek süreç içerisinde belki inceleyeceğiniz grupta önemli değişimler, değişiklikler olacak ve bunları ölçemeyeceksiniz. Yeterli zaman ve kaynağınız olmayacak. Dolayısıyla Belirli bir durumu alıp hızlıca incelemek ve bunları inceleyecek yeterli personel elinizde bulundurmak sizi belki de daha doğru sonuçlara ulaştıracaktır. Beşincisi örneklemi nasıl seçelim konusudur. Örneklemi nasıl seçeceğiz değerli öğrenciler? Öncelikle hedef kitleyi belirliyoruz. İkincisi üzerinde çalışılacak örneklemin hedef kitledeki özelliklerini yansıtacak şekilde ölçtüğümüzden emin olmak istiyoruz. Örneğin öğrenciler üzerinde araştırma yapmak istiyorsunuz. Belirli bir grup aldınız ama bunlar gerçekten öğrenci mi? Nereden listeyi alabilirim? Nasıl emin olabilirim? Sorgulamanız gerekir. Üçüncüsü örneklemden kaynaklanacak hata payı var mı? Bunun boyutu hesaplanır. Bu özellikle siyasal parti ve oy genel oy seçim dönemlerinde önemli bir konudur ve hata payını biz burada ölçmeye çalışırız. Dördüncüsü sonuçlar tüm hedef kitleye genellenebilir mi sorusudur. Çünkü asıl soru şudur arkadaşlar. Örneklem kitlemiz ne kadar geniş ve hedef kitleyi ne kadar iyi yansıtıyorsa o derecede sonuçlarınızı genelleyebileceksiniz. Peki örneklemi nasıl seçeceğiz? Hangi seçme yöntemlerimiz var? Değerli öğrenciler temelde iki yöntem var. Rastsal ve rastsal olmayan örnekleme. Rassal olmayan örneklemede biz genelde uygulama kolaylığı açısından bu sistemi, bu metodu bazen kullanıyoruz. Seçilen ögelerin ancak temsil yeteneği zayıflar. Çünkü ben bilinçli olarak yani belki de biraz yanlı olarak o örneklemi seçiyorum. Dolayısıyla seçilen örneklem çoğu zaman yanlı olacaktır. Çünkü belirli bir yönlendirme var. Ee, örneğin... Ee, bakkaliyeler üzerine küçük marketler üzerine araştırma yapıyorum evimin altında da bir bakkal var ya da küçük bir market var hemen aşağıya gidip bir e, mülakat yapıyorum dikkat ederseniz burada uygulama kolaylığı açısından o marketi seçtiniz ama e, rastsal bir e, seçim olmadı yani tüm marketler listesi içerisinden gelişi güzel ya da rassal olarak bir marketi seçmediniz. Size en yakın olması dolayısıyla küçük bir marketi alıp incelediniz. Bu rassal olmayan bir örneklem seçimidir ve çoğu zaman size yanlış sonuçlar verecektir. Çünkü orada çalışanlar sizi tanıdığı için ya da sizi sürekli orada gördüğü için soracağınız sorulara farklı cevaplar vereceklerdir. Mesela örneklem olarak Web sitesi yoluyla anket yapılması, futbol maçı sonrasında belirli bir taraf grubuyla görüşülmesi, tipik seçim bölgelerinde yani bir partiyi destekleyen bölgelerde anket mülakat yapılması, rassal olmayan örneklemeye örnek verilebilir. İkincisi rassal örneklem de, demiştik. Burada rassal örneklemde hedef kitledeki tüm ögelerin örnekleme seçilme şansları eşittir. Yani temel mantık ögelerin seçilme şanslarının eşitliğine dayanmaktadır. Örneklem tarafları bu şekilde e, tek yanlı ya da taraflı değildir. Hedef kitlenin özellikleri önceden bilinmez. E, dikkat ederseniz zaten rassal örneklem tanımı da budur. Yani hedef kitlenin özelliklerini biz bilmiyoruz. Buradan belirli bir örneklem seçiyoruz. Seçtiğimiz örneklemi taraflı seçmiyoruz. İstatistiki analiz için uygun bir örneklem sunmaktadır. Yüksek temsil gücüne sahiptir bu nedenle ve sonuçları hedef kitleye rahatlıkla e, genellenebilir. Ancak örneklemin e, sağlıklı olabilmesi ve rassal örneklemde genelleme yapabilmemiz için örneklem kümesini mümkün olduğu kadar geniş tutmamız gerekir. Örneklem büyüklüğü arttıkça da hedef kitledeki bizim temsil özelliğimiz artacaktır ve böylece de genelleme ihtimalimiz daha yüksek olacaktır. Rassal örneklemenin değişik çeşitleri vardır. Örneğin basit rassal örnekleme. Bu örneklemede elimizde bir liste var ve her ögeye listede bir referans numarası veriyoruz ve buna göre rassal bir yöntemle denekleri seçiyoruz. Örneğin elimde bir telefon rehberi varsa belirli bir mantığa göre diyelim ki her sayfada 15. kişiyi örnekleme katacağım diyorum. Bu basit rassal bir örneklemedir. Diğer örnekleme çeşitleri buradan hareket edilerek tanımlanmıştır aslında. İkincisi katmanlı örnekleme. Hedef kitlede türdeş olduğu düşünülen alt gruplar vardır. Biz bunu alt gruplara ayırıyoruz ve her bir gruptan belirli bir büyüklükte örneklem alınarak örnekleme dahil ettiğimizde belirli bir küme oluşturuluyor. Buna katmanlı örnekleme deniyor. Dolayısıyla hedef kitlemiz türdeş ancak katmanlar arasında farklılık var. Yani türdeş olmayan bir örnekleme var. Örneğin bir üniversitede araştırma yapmak istiyorsa üniversite öğrencileri bizim türdeş grubumuzdur. Ancak bu grup içinden bölüm, yaş, cinsiyet, akademik başarı gibi durumlara göre türdeş olmayan yani başka gruplar ya da diğer bir ifadeyle katmanlar oluşturup bu katmanları incelersek buna katmanlı örnekleme metodu diyoruz. Üçüncüsü küme örneklemesi. Burada çok aşamalı küme örneklem vardır iki adımdan oluşmaktadır. Önce bir listeleme yapılıyor. Sonra bu listeden bir seçim yapılıyor. Dolayısıyla böylece birinci örneklemde birimler oluşturuluyor. Daha sonra bu birimlerden ikinci örneklem seçiliyor. Örneğin üniversite araştırmamızda öğrencilerin listesine ulaşamıyorsak önce bazı dersleri seçeriz. Bu derse devam eden öğrencilerin bir listesini yaparız. Daha sonra bu listeler arasından görüşülecek öğrencileri rastsal bir yöntemle seçeriz. Dikkat ederseniz buradaki e, örneklem katmanlı örneklemeden farkı e, elimde rastsal örneklem yapabilecek hedef kitlenin listesi yok. Yani ilk listeyi ben oluşturuyorum ondan sonra bir rastsal seçimle ikinci bir liste oluşturuyorum. Dört e, büyüklüğe orantılı örnekleme burada örneklemin yani kümenin büyüklüğü dikkate alınıyor küme örnekleme ve belki katmanlı örnekleme çok benziyor ama burada önemli olan büyüklüğe orantılı bir örneklemi alıyoruz ve her kümeden belirli bir oranda denek seçerek Bunlar üzerinde çalışıyoruz üniversite araştırma örneğimizde Örneğin sınıfları seçerken seçilme şanslarını her sınıftaki öğrenci sayısına oranlı olarak hesaplarsak ve sonra da her sınıftan eşit sayıda öğrenci seçersek o zaman her öğrencinin seçilme şansı eşit olur